Herkese merhaba. Bugün gece makyajı yaptım. Benim gece makyajı denince aklıma gelen şey gördüğünüz üzere bu. Ben bu sene tam 11 tane düğüne gideceğim. Bu böyle Mayıs'tan Ekim'e kadar olan sürede 11 düğüne gideceğim. Bir sürü arkadaşım evleniyor. Hem kendime makyaj yapıyorum bu tarz şeyler, hem de yakın arkadaşlarımın da makyajını yapıyorum. Hatta benim için acayip heyecanlı bir haber. Ayşegül, izliyorsan bu sana gelsin. Bu senin bir arkadaşımın gelin makyajını yapacağım. Dolayısıyla benim için çok çok özel. Çünkü kendisi 10 yıldır arkadaşım. Ve dünya güzeli olduğu için işim kolay aslında. Ama yine de bir sorumluluk hissediyorum. Dediğim gibi bir sürü gece makyajı yapacağım kendime ve başkalarına. O yüzden siz de artık yaz davetleri geliyor. Belki böyle bir makyaj görmek istersiniz diye düşündüm. Böyle acayip dramatik bir makyaj yaptım. Umarım beğenirsiniz ve keyifle izlersiniz. Şimdi de izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi öncelikle bazla başlıyorum. Baz olarak da Lumi Magic kullanacağım L'Oreal'den. Şöyle bir pompa kadar alıyorum. Ve yüzüme şu şekilde. Özellikle aydınlık olmasını istediğim yerlere daha çok. Çünkü bu oldukça aydınlık bir arkadaşımız. Aynamı düzelteyim. Bu şekilde uyguluyorum. Sonra bunu parmaklarımla yediriyorum. Bazımı sürdüm. Şimdi göz makyajıma geçeceğim. Koyu bir göz makyajı yapacağım için tenimin geri kalanını birazdan yapacağım. Şimdi göz makyajına başlamadan önce ilk olarak Paint Pot kullanıyorum. Bu MAC'in Paint Pot'ı, Painter'lı rengi. Bunu niye kullanıyorum? Göz makyajım daha kalıcı olsun ve renkler daha görünür olsun diye. Çünkü bu renk eşitsizliklerini, göz kapağı üzerindeki renk eşitsizliklerini gideriyor. Şimdi ne yapacağım? Fara geçeceğim. Şimdi far olarak bugün oldukça koyu renkler kullanacağım. Mürdümlü, siyahlı bir şey hayal ediyorum. O yüzden de şu gördüğünüz Chocolate Bar paletimden şu mürdüm tonlarını kullanacağım. Bir de şu Inglot saçma paletimin tek kullandığım rengi olan şu siyahını kullanacağım. Şimdi ilk önce şöyle başlıyorum. Bir tane düz fırçayla, bu body shop'ın fırçası, siyaha batırıyorum. Evet, korkmayın. İlk önce siyahla başlıyorum. Siyahlar genelde insanları korkutuyor. Hani nasıl uygulayacağız? Hani çünkü yoğun bir renk ve fazla uygulandığında da garip görünebilir. Burada önemli olan şey asla kirpik diplerini boş bırakmamak. Çekiyorum elime kirpik diplerini. İyice yoğun sürüyorum. Çok düzgün sürmek zorunda değilsiniz. Önemli olan tüm göz kapağınızı bu siyahla kaplamak. Ve özellikle kirpik diplerini unutmamak. Ve göz pınarını da. Yani boşluk kalmayacak özetle. Bunu uyguladıktan sonra alıyorum The Balm'ın bu concealer fırçası sanırım. Şu kısmıyla bu MAC'in blending fırçasına benziyor bence. Bununla şu çizgileri biraz yok etmeye çalışıyorum. Böyle daha doğal bir geçiş olacak. Bu şekilde dağıttıktan sonra şimdi biraz yoğunlaştıracağım siyahı. Onu nasıl yapacağım? Bir kalemle aslında. Bu da Avon'un Super Shark kalemi, siyah rengi. Şimdi bunu da ne yapıyorum? Kirpik diplerime çok yoğun bir şekilde uyguluyorum. Asla eyeliner gibi düşünmeyin bunu. Düşünmeyin. Düzenli böyle güzel bir çizgi çekmeye çalışmıyorum. Amacım şu boşlukları önlemek. Sonra alacağım bunu. Ona ne deniyormuş? Hollywood liner deniyormuş galiba. Şu üst göz... Ay çok korkunç görünüyor şu anda. Şu üst gözümün içine süreceğim. Korkunçluğuma korkunçluk katmak için. Aşağı bakarak, aşağı bir ayna koyarak yaparsanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi bunu sürdüm. Biraz daha şu üst gözüme sürüyorum. Kirpik diplerine dikkat ederek. Sonra geliyorum. Az önce kullandığım şu fırçayı yine kullanarak bu sefer kirpik dibime sürdüğüm kalemi de dağıtıyorum. Amacım sadece şey, gradyan bir görüntü vermek. Yani en yoğun, en koyu yer kirpik dibime en yakın yer olurken sonra açılacak. Sonra başka bir mürdüm rengi gelecek oyuna. Sesimin titremesi. Arada böyle bir gözümüzü açıp bakmakta fayda var. Hani doğru gidiyor mu diye. Şimdi dağıttım. Geliyorum ikinci rengi. Aslında renk olayı burada devreye girecek. Bu az önce gösterdiğim şu mürdüm rengini kullanacağım paletten. Bu fırçayı alıyorum. Bir güzel batırıyorum. Fazlalığını mutlaka atıyorum. Ve
şu köşeden başlıyorum uygulamaya. Fırçamı hiç kaldırmıyorum. Ve yavaş hareket ediyorum. Sadece dış köşeye, şu alta da inmeyi unutmayarak şu şekilde uyguluyorum. Buraya bıraktım farın çoğunluğu. Sonra geliyorum, bunu içeri çekiyorum. Hem aradaki çizgiler gitsin, hem iki renk birbirine karışsın diye. Ama bunu içeri çekerken asla yeni ürün almıyorum fırçama. Buraya bıraktığım ürünün kalanını içeri çekiyorum sadece. Dolayısıyla aslında göz kapağının bir tık yukarısına çıkmış olduk. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şurada da boşluk kalmaması. Yani bütün renkler geçişi doğal durmalı. Yani arada beyaz tenin görünmemesi gerekiyor. O yüzden biraz daha ürün alıyorum. Yine aynı fırçaya. Buna tamamen siz karar vereceksiniz. Yani yeterli ürün aldınız mı? Ya da işte daha fazla ürün gerekiyor mu? Bu tamamen uygulamayla ilgili. Ben şurada bir boşluk gördüğüm için biraz daha ürün aldım. Bu şekilde yoğunluğu buraya vererek yaymaya devam ediyorum. Tamamdır. Şimdi biraz nasıl diyeyim, daha bir ışıltı, en azından bir canlılık katalım. Çok mat bir makyaj olmasın bu. Ben bunu neyle yapacağım? Bunu da buldum. H&M'in bunlar tekli farları. Bunun adı Galagon High Impact Eye Color diye geçiyor. Acayip memnunum ben bu fardan. Bir kere çıkmıyor. Şöyle bir renk, şöyle göstereyim. Çok güzel bir renk. Çıkmıyor ve böyle çok yoğun bir far. Çok pigmentasyonu çok yüksek bir far. O yüzden bunu çok seviyorum. Böyle uygulayacağım. Az önce siyahı sürdüm. Yine şu flat fırçayla uygulayacağım. Çok küçük bir ipucu vereyim. Bu yassı fırçaları göz kapağınıza bol bol ürün, böyle burada ürün var filan demek istediğiniz zaman bunu alıp buraya ürünü koyuyorsunuz. Dağıtmıyorsunuz. Bildiğiniz, yani daha kibar bir fiil bulamadım. Buraya ürünü koyuyorsunuz direkt. Ama eğer dağıtmak istiyorsanız şöyle biraz uzun, ince ve yumuşak bir fırça kullanmalısınız. Aslında bence far fırçası konusunda yani bilmeniz gereken iki önemli şey bu. Birazdan da gözünüzün altına uygulayacağız. Onun için de söyleyeceğim. Şimdi bunu aldım. Ben çünkü ürünü belli bir yere uygulamak istiyorum. Nereye? Şu göz pınarıma. Şu şekilde. Biraz da yukarı çıkarak ürünü uygulamak istiyorum. Bir de gözümün tam ortasına. Bu ürünü daha ileri götürmeyeceğim. Çünkü o siyahlık hala görünsün istiyorum. Şimdi bu ürünü uyguladım. Şimdi dağıtmak için bu fırçaya geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi çizgi mizgi kalmadı, dağıttık. Şimdi gelelim gözümüzün altına. Aslında gözünüzün üstüne ne yapıyorsanız altına da yaparsanız daha doğal bir, daha bütün bir görüntü olacaktır. Şimdi ilk önce ben neyle başlamıştım? Siyahla başlamıştım. O yüzden göz kalemini alacağım. Gözümün içine uyguluyorum. Şu şekilde çekinmeden taşırıyorum. Şurayı birleştirmeyi unutmuyorum. Boşluk görmesi demek direkt kalitesiz bir görüntü demek bence. Şimdi bunu neyle dağıtacağım? Bunu MAC'in 212 fırçasıyla dağıtacağım. Bu da gördüğünüz gibi şöyle ince bir fırça. Bunu yumuşak bir şekilde şöyle dik tutarak az önce sürdüğüm paralel de tutabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin el alışkanlığınızla ilgili. Siyahla dağıttım ama ben buna biraz da mürdüm karıştırmak istiyorum. Şimdi mürdüm için ne yapacağım? Bu fırçayı geleceğim. Az önce çaklık barda kullandığım mürdüm rengi bir güzel batıracağım. Ve alttan geçiyorum tekrar. Bunu yarım bırakıyorum. Şu hafif elinizle de dağıtabilirsiniz. Çok dibe kadar gelmiyorum. Çünkü dibe neyle geleceğim? Az önce kullandığım H&M'in Galagon'uyla geleceğim. Yine bunu kullanıyorum. Bu sefer de göz pınarımdan yarısına kadar, hatta biraz da geçerek çünkü yine çizgiler belirgin olsun istemiyorum. Şu şekilde uyguluyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağım? Maskaramı uygulayacağım. Daha sonra da takma kirpik takacağım. Maskaram Deborah'ın 24 maskarası. Artık zaten alışmışsınızdır benim bunu kullanmama. Maskaramı uyguluyorum. Diplere yoğunlaşıyorum ve şöyle gerdan kırma şeklinde uyguluyorum. Bunu bu şekilde uyguluyorum. Zaten abartmama gerek yok çünkü maskarayı da sürmemin sebebi
şey, benim kirpiklerim sarı olduğu için takma kirpiği takınca böyle alakasız durmasın, güzelce birleşsin. O sebeple sürdüm. Son bir adımım var far anlamında. O da aydınlatıcı. Şu göz pınarlarımı çok az aydınlatıcı süreceğim. Mürdümle iyi gittiğini düşündüğüm şu paletteki şu açık pembe tonu. Yine bununla alıyorum ama emin oluyorum üzerinde bir şey kalmadığına. Çok hafif. Ama cidden hafif yani. Şu şekilde. Hafif de yukarı çıkarak. Yine aynı şekilde çok çok hafif. Kaş altımın altına sürüyorum. Kaş altımın altına neyse. Ki hani şöyle birleşsin. Tamam. Şimdi takma kirpiğe geçebiliriz. Ben bu takma kirpiği ilk kez kullanacağım. Yani bu markayı. Kiss diye bir marka. Atsınız'dan aldım. Bakalım nasıl olacak? Bu yapıştırıcıyı uygulayacağım şimdi. Şu şekilde bir aplikatörü var. Yapışma evladım. Bunu böyle ucuna çok da banmadan, yoksa sonra kuruması zor oluyor. Şu şekilde özellikle kenarlarına, yani köşelerine, çünkü oraların yapışması da biraz zor olabiliyor. Bunu böyle uyguladıktan sonra biraz üflüyorum. Sonra getiriyorum. Şu şekilde gözümü kapatıyorum. Yerini tutturup sonra alıp elimle çok hafif sıkıştıracağım. Bu şekilde. Yani uygulaması gerçekten basit. Daha önce dediğim gibi bu markayı almamıştım ama bayağı sevdim. Bu şekilde uyguluyorum. Şimdi diğer gözümü de yapıp geleceğim hemen. Diğer gözümü de tamamladım. Kirpiğimi de taktım. Kendimi böyle mini Mouse gibi hissediyorum. Bence takma kirpik gece makyajında bayağı bir şey değiştiriyor. Yani böyle bakışı daha derinleştiriyor. Tabii ki günlük hayatımda takma kirpik kullanmıyorum ama bu çok böyle dramatik bir makyaj olacağı için bence takma kirpik olmazsa olmaz bu tarz bir makyaj için. Şimdi devam ediyorum. Öncelikle ne yapacağım? Bazımı uygulamıştım. Şimdi fondötenimi uygulayacağım. Fondöten olarak da True Match'i kullanıyorum. Rengim 2R2C Vanilla Rose. Şimdi bunu alıyorum. Elimin üzerine bir pompa kadar uyguluyorum. Bunu Real Techniques'in buffing fırçasıyla uygulayacağım. Şu şekilde. Şimdi fırçayla uyguladıktan sonra daha doğal bir görüntü olsun diye bu süngerle de üzerinden geçeceğim. Süngeri hiç tekrar ürünü almadım. Sadece bütün yüzümün üzerinden geçiyorum süngerle. Dudaklarım da dahil. Dudaklarım demişken unuttum bir adımı. Dudaklarıma da şey süreceğim. Lip balm. Çünkü birazdan ruj süreceğimiz için dayanıklı bir makyaj olsun istediğimiz için biraz yumuşatmak istiyorum dudaklarımı. Bu arada bu şey Mekin lip balmı. Fondötenimi bozmadan bolca uyguladım. Fazla olursa silerim. Şimdi devam ediyorum. Bu adımdan sonra. Bu önemli bir adımdı. Tekrar bununla bu şekilde üzerinden geçtim. Şimdi gözlerimi önce yapmamın sebebi neydi? Hani dökülürse falan temizlemek içindi. O yüzden temizleyeceğim şimdi bunu. Bunu alacağım. Ve biraz netleştireceğim aslında gözümü. Çok içeri girmeden. Dediğim gibi ben çok keskin bir çizgi istemediğimden oraya hiç bulaşmıyorum. Sadece daha net bir görüntü olsun diye temizledim. Şimdi göz altı kapatıcısına gelelim. Bu bir gece makyajı olacağı için biraz yoğun ilerleyeceğim. Önce Bobbi Brown'un ikili concealer kitini kullanacağım. Sand ve Pale Yellow'un olduğu. Bu concealer alıyorum. Temiz bir parmak arıyorum. Yüzük parmağımla önce bunu göz altıma şu şekilde, aynısını diğer tarafa da. Bunu bu şekilde uyguladım. İki gözüme de yumuşak bir şekilde. Zaten o yağdan dolayı da hemen kolayca yayıldı. Şimdi bunun üzerine ne uygulayacağım? Gönlümün efendisi olan True Match'i. Bunu sadece bunun üzerine değil, aslında bütün yüzümü aydınlatmak için kullanacağım. Öncelikle şöyle bir üçgen çiziyorum iki gözümün altına. Bunu gölgelendirme aydınlatma videomu izlediyseniz bundan bir önceki videomu görmüşsünüzdür. Benim oldukça kullandığım bir teknik ama özellikle gece makyajında. Sonra alıyorum bunu alnıma şu şekilde, kalan ürünü burnumun üstüne şu şekilde, çeneme ve birazdan kontür yapacağım yerin altına uyguluyorum ki kontürüm daha da derinleşsin.
bütün yüzüme yaydım şu anda concealer'ımı. Şimdi gölgelendirmeye geçeceğim. Gölgelendirme için de bir pudra ürünü kullanacağım. Bu MAC'in Bronzing. Başladım. Videonun ilk konuşamaması. Bronzing powder'ı. Bu tek renk bir pudra. Şöyle göstereyim. Ben de bunu çok yeni aldım. Böyle çok hafif bir sıcaklık var içinde. Çok soğuk değil hula gibi. Ama mat. Kesinlikle mat. Bence çok güzel bir pudra. Şimdi bunu neyle uygulayacağım? Real Techniques'in Sculpting fırçasıyla alıyorum bolca. Aldıktan sonra mutlaka fazlalığını atıyorum. Ve sonra şu şekilde. Ya bu ürünün en sevdiğim özelliği, ne kadar çok alırsanız alın, yani sirkeledikten sonra böyle yüzünüzde çamur gibi durmaması ve üst üste kullanabilmeniz. Ya yani ben daha önceki videolarımda da demiştim, kontür yaparken genelde tedirgin oluyorum bu çamurumsu görünüşten. Çünkü açık tenliyim ve hani çok çabuk renk veriyor bu tarz kontür ürünleri bende. Ama bu öyle değil. Biraz elmacık kemiğime de çıkıyorum şu şekilde. Yani çok bu tarafta kalmıyorum. Biraz alanı genişletiyorum. Biraz da dairesel hareketlerle uyguluyorum. Ben normalde bu kadar yoğun bir kontür kullanmam günlük hayatımda. Ama bu bir gece makyajı olduğu için elimi korkak alıştırmıyorum. Diğer tarafa da uygulayacağım. Kontürle ilgili de küçük bir hile vereyim. Çok kafanızı eğerseniz aslında gölge tam nereye düşüyor görebilirsiniz. Hani şu yöntem dışında. Bir de kafanızı eğerek de yakalayabilirsiniz onu. Şimdi çok az da alnımın kenarlarına geçeceğim. Biraz da orayı ısıtmak için. Peki de. Hem biraz küçük göstermek alnı hem de hani yüz şeklini daha böyle biçimli yapmak için diyeyim. Hatırlarsanız şuraya aydınlatıcı sürmüştük. Aslında kalan yerlere de concealer sürüyoruz. Çok az da, eğer gıdığınız varsa bu adım aşırı önemli. Gıdık öldürücü. Şu şekilde şu kemiğin altına sürüyorsunuz ki hani orada gölge varmış hissi yaratıyorsunuz. Şimdi bronzer'ımı da uyguladım. Aydınlatıcıya geçeceğim. Hepinizin bildiği gibi aydınlatıcı olarak bugün ne kullanacağım? Şimdi biraz hafif mürdüm tonlarında bir şeyler kullandığım için bununla pembenin güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden MAC'in pigmentini kullanacağım. Şu fazlalıklarını da bir sirkeleyeyim. Bunu tam elmacık kemiğimin üstüne, yani aslında şeyi ve bronzer'ı sürdüğüm yerin üstüne uyguluyorum. Çok olmaması şartıyla. Aynı şekilde buraya da uygulayacağım. Aynısını yine biraz alıyorum ama oldukça sirkeliyorum. Çünkü bu sefer burnumu uygulayacağım ortasına. Ama çok hafif. Yani varla yok arası. Şu hafif dudağımın üstüne uyguluyorum. Çeneme ve yine çok azalıp göz pınarlarımdaki o H&M'in sürdüğüm farını destekleyecek şekilde uyguluyorum. Bu kadar aydınlatıcımda. Aslında çok çok az kaldı. Bir tek ruj süreceğim ve bitireceğim neredeyse. Ruj olarak da benim son zamanlarda her gün sürdüğüm ruj MAC'in Brave'i. Bu satin, yani saten bitişli bir ruj. Satin serisinden. Ben sadece mat. Bunu bir önceki videoda da söyleyemedim. Ama yine bir deneyeyim dedim. Yine olmadı. MAC'in mat rujlarını kullanıyorum sadece. Ama bu saten bitişli ve bayıldım. Çok çok güzel bir pembe ama çok açık bir pembe. Bu kadar konuşacağımı uygulayayım. Altına krem... kare falan uygulamıyorum. Direkt sürüyorum. Rujumu da sürdüm. Gördüğünüz gibi çok böyle varla yok arası bir ruj. Ve makyajımı tamamlamış oldum. Bu benim gece makyajı dendiğinde aklıma gelen makyaj. Koyu bir göz ve nude ama hafif pembelik içeren bir dudak ve ışıltılı bir cilt. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Beni hala Instagram'da takip etmiyorsanız yine Blue Electric World adıyla bulabilirsiniz. Biliyorum biraz karışık ama alışıyorsunuz zamanla. Aynı zamanda Snapchat'im de var. Snapchat'im de Blue Electric World ama tek E ile, yani Blue ile Electric arasında bir tane E var. Çünkü Snapchat izin vermedi. İsmimi çok uzun buldu o da. Haksız da sayılmaz. Aynı zamanda blogumu da takip etmiyorsanız www.blueelectricworld.com'u takip edebilirsiniz. Onun kapsamı çok daha geniş. Yani lifestyle blog olarak tanımlıyorum ben onu. İçinde müzik gruplarından işte kahveye, yemeğe, geziye dair bir sürü şey var. O benim böyle kişisel alanım gibi bir alan. Orayı da takip edebilirsiniz. İlginizi çekeceğini düşünüyorum.
Bu kadar konuştuktan sonra her zaman gibi çok teşekkür edeyim beni izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmadıysanız hala lütfen aşağıdaki abone ol ya da subscribe butonundan abone olun. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.